Evet, merhaba arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Nereye? Türk İslam Devletleri'nde mimari ve sanata bakalım. Türk İslam tarihini bitirelim artık ve Osmanlı'ya giriş yapacağız arkadaşım. Hemen şimdi baktım buraya mimariye. Medreseden bir başlayalım. Biz bir eğitimde görmüştük medreseyi ama şunu bir hatırlayayım ben. Karahanlılarda medrese yöneticilerine fakih denir arkadaşlarım. Aynı zamanda fıkıh yapan anlamına da gelir. Burada medrese yöneticisi anlamındadır ve medrese öğretmenlerine de müderris, zaten ders veren anlamındadır. Bimarhane yine Karahanlılarda görülen bir, ilk defa Karahanlılarda görülen bir hastanedir. Bimarhane, buna dikkat etmem gerekiyor. Taphane ise daha çok dervişlerin ve ahi babalarının konakladığı bir misafirhane ya da huzur evi gibi de demiştik sizinle, hatırlıyorsanız eğer. İmarethane aşevi anlamına gelir. Bu da sosyal bir özelliği olduğunu gösterir Türk İslam Devletleri'nin. Külliye ise yapılar birliği demekti. Ne var külliyelerin içerisinde? Medrese, mescit, cami, darüşşifa da hastane demekti biliyorsunuz. Hamam, kervansaray, tekke ve zaviye de vardır. Zaviye daha çok ahilerin bir araya gelip sohbet ettikleri yer anlamına da gelir arkadaşlar. Türbe anıt mezardır. Türbelerde daha çok din büyüklerinin yattığı anıt mezarlardır arkadaşlarım. Türbe, kümbet ise daha çok devlet adamlarının yattığı anıt mezarlardır. Yalnız burada neye dikkat edelim? Ben size İslamiyet öncesi Türk tarihinde söylemiştim ama burada da söyleyeyim. İslamiyet öncesi Türk tarihindeki çadır sanatı örnek alınarak kümbet mimarisi yapılmıştır ve bundan şöyle de bir soru yaptı. Bu kümbet mimarisine ilk defa aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisinde görülmüştür falan diyor. Ya da Büyük Selçuklu'da görülen ilk defa demişti. Tam da tersi olabilir yani, öyle bir soru sormuştu. Cevabımız kümbetti arkadaşlar. Dolayısıyla Büyük Selçuklu'da görülen mimari yapı ilk defa diye sormuştu. Cevabım kümbet idi. Yurt ya da keregü, yani çadırları örnek alıyorum bu kümbet mimarisini yaparken. Sanata geldiğimde hat sanatı, bundan da şöyle bir soru yapmıştı. İslamiyet'le birlikte gelen sanat diye. Hat sanatı, güzel yazı sanatı. Arap harflerinden yazıyorum bunu arkadaşlarım. Yani eski evlerde kapıların duvarlarda falan yazar, kapının arkasında. Mesela benim anneannemin evinin kapısında yazıyor. Böyle Bismillahirrahmanirrahim yazıyor ama onu öyle bir yazıyor ki sen eski Türkçe bilsen bile onu okumakta birazcık zorlanırsın. Dolayısıyla bir yazı, güzel yazı sanatıdır. Hat yapan kişiye hattat denir. Yani bununla uğraşan kişiye. İlk Türk hattatı ise Amasyalı Yakut'tur. İlk Türk hattatı. Şu ikisini Osmanlı'da göreceğim arkadaşlarım ama buraya yine de bir ekledim. Şeyh Hamdullah II. Bayezid'in hocasıdır Şeyh Hamdullah. Bunu şöyle biliyorum aynı zamanda. Hattatların kıblesi. Genelde şöyle tutulur akılda. Hattatların kıblesi ya. İçinde şeyh olan hattatların kıblesi olarak bilinir arkadaşlarım. Bunu Osmanlı'da göreceğim. İkinci Beyazıt'ın hocası aynı zamanda. Ahmet Karahisari ise Şemsül Hat olarak bilinir arkadaşlarım. Ahmet Kara yine Osmanlı'da Şemsül Hat olarak bilinir. Yani hattın güneşi. Eski Türkçe'de şems güneş demektir. Hattın güneşi anlamındadır. Kanuni zamanında büyük boy Kur'an yazmıştır arkadaşlarım. Ahmet Karahisari'de. Şu ikisini yani ben Osmanlı'da tekrar göreceğim. Şimdilik neyi bilmem lazım? İlk Türk hattatı Amasyalı Yakut olarak geçer. Minyatür ise ta Uygurlardan beri var biliyorsunuz. İşte Çin'i de var Uygurlardan beri biliyorsunuz. Güzel, küçük resim sanatıdır minyatür arkadaşlarım. Yalnız bir özelliği var bunun. Ben minyatür yaparken ışık, gölge, derinlik, perspektif dikkate almam. Ne görüyorsam onu çizerim. Boloslama çizerim yani arkadaşım. Küçük resim sanatıdır ve bir minyatür eserinde, özellikle de Osmanlı devletinde bir minyatür eserinde en büyük olan kişi, en büyük çizilen kişi genelde padişah olur arkadaşlarım. Evet, minyatürle uğraşan kişiye nakış işlemekten gelen nakkaş denir ya da musavver denir. Yani tasvir kökünden gelir bu da. Yani ben duygularımı, hislerimi resim yaparak da tasvir edebilirim. Şarkı söyleyerek de, şiir okuyarak da tasvir edebilirim. Dolayısıyla ne de denir? Musavver de denir. Uygurlarda ne diyordum? Bedizci diyordum. Uygur ressamlarına. Ve El Cezire'yi biliyorsun. Artuklu bilim insanı idi ve sibernetiğin, yani denge kontrol ya da robotik biliminin kurucusu idi. Ve Otomoto isimli eseri
13. yüzyılın en önemli minyatür eserlerindendir arkadaşlarım. Buna da dikkat etmem gerekiyor. Tescip ise kitap kenarlarının yaldızlanmasıyla elde edilen bir sanat dalıdır. Süslenmesi anlamına gelir yaldızlayarak. Tescip yapan kişiye de müzehip denir. Dediğim gibi kitap kenarlarını süsleme, yaldızlama sanatıdır. Çini mimaride bir süsleme sanatıdır. Çinicilik arkadaşlarım. Kündekari ahşap işçiliğindeki bir süsleme sanatıdır. Vitray cam sanatıdır. Renkli camlarla pencerelerin süslenmesi sanatıdır. Genelde bu çok bilinir zaten. Oymacılık ve kakmacılık da yine Türk İslam tarihinde ve Osmanlı Devleti'nde de görülür. Bunlar da görülür tabii ki Osmanlı Devleti'nde. Nasıl bir şey bu? Bir ahşabı ya da bir taşı oyarak şekil veririm. Bir süs eşyası yaratmaya çalışırım. Ya da bunun şeklinde oydum, kalemin şeklinde oydum. Kalemi de içine kalktıysam eğer buna da kakmacılık sanatı deniyor arkadaşlarım. Şimdi şey gibi de düşünebilirsiniz. Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil, Bihter'e böyle canı sıkılıp falan kendi atölyesine gidip oymacılık yapıyordu arkadaşlarım. Ve Osmanlı Devleti'nde bu oymacılık, kakmacılık sanatını tekrar göreceğim arkadaşlarım. Ve bu ahşap sanatlarıyla uğraşana genelde Hakkak ve Neccar isimleri de verilir. Bu tabii ki bana daha çok Osmanlı Devleti'nde lazım. Burada en çok neye dikkat etmem gerekiyor? Minyatüre dikkat etmem gerekiyor. Şunu zaten soru yaptı. İslamiyet'le birlikte gelen sanat hangisi diye. Bunun da özelliklerinden soru olabilir belki. Nasıl işte öncül verir, ışık, gölge, derinlik, perspektif dikkate almam ve küçük resim sanatıdır. Önemli minyatürlücüleri de Osmanlı Devleti'nde göreceğim arkadaşım. Evet, size buradan bazen şuna da dikkat edeyim bak bitirmeden önce. Külliyeler içerisinde yer almaz falan diyor soru bankalarında. O yüzden burada külliye içerisinde neler yer alır diye buraya ekledik. Yapılar birliğidir. Genelde kervansaray var mı yok mu diye karıştırılır. Kervansarayı da alırsan senin için iyi olur arkadaşlarım. Evet, biz bu dersimizle neyi bitirdik? Türk İslam tarihini bitirdik. Bundan sonra artık Osmanlı Devleti'ne geçeceğiz. Yalnız Osmanlı Devleti'ne kuruluş yükselmeden değil, kültür ve medeniyetten başlayacağız. Sebebi ise buradaki kültür medeniyetle onu birleştirmektir. Ondan sonra kuruluş yükselme diye gireceğiz. Peki, teşekkür ettim arkadaşlarım. Görüşmek üzere.